Ay garip. Bakalım. Burada mı? Güzel kızlarımız bunlar. Bunlar güzel kızımız. Bak bunumuz da hamile yeni bir kandilli abisi. Bunlar. Afiyet olsun benim kızlarımıza. Kalkayım. Oh, gel anneyim. Gözünü aldırdık ya bunu. Tamam. Bakalım gözü kapanmış, gözü kapanmış. Ha, gel gel. Gel. Hadi anlasın. Dur küçücük, dur. Oyun çok olmalı. Şu anda burası bir apartmanın altı. Kendi oturduğum, ben üçüncü katta oturuyorum. Burayı önceden böyle yapılı değildi. Boştu yani. Ben kendime ait yer yaptırdım. Yaptırırken hatta polis falan seslendi. Sağ olsun polisler dedi, mal sahibi ise biz bir şey yapamayız dediler. Öyle o imkanlarla işte buradayız. Burada genelde ben sakatlara, engellilere, hamileler, onlara bakmak istiyorum. Bakıyorum da yani. Duyarlı kişilerden de yardım istiyorum. Burada şu an yavrularla beraber 50'ye yakın kedi var. Peki almak isteyenlere sahiplendiriyor musun? Evet, sahiplendiriyorum ve takip şartıyla veriyorum. Takip ediyorum hepsini. Yani baktıklarını, sokağa bıraktıklarını, hepsini takipteyim. Veteriner masraflarını da kendi gücümüz yettiğince götürüyoruz. Ondan sonra da hayvanseverlerden destek bekliyoruz ve alıyoruz. Sağ olsun edenler de var. Olumlu şeyler söylemiyorlar. Deli bile diyenler var. Yani mahallede olsun, şeyde olsun. Yani sokakta bir kedi görseler hepsine senin kedin, senin kedin diye bana şey yapıyorlar. Mahalleye çıkınca kedici geldi. Kedilerin sahibi geldi. Kedilerin anası bile diyen var yani. Kışın elektrik sobası yakıyoruz. Bayağı bir zorlanıyoruz ödemekte. 600 TL falan geliyor elektriğimiz. Bu 4-5 ay böyle zorlanıyorum bayağı. Ama işte diyorum ya, her şey bunlar için. Süt annelerimiz var. Dışarıda yani küçük bir minik yavru bulunsa hemen bize ulaşıyorlar sağ olsunlar. Biz de annelerimizle onları veriyoruz ve mutlu oluyorlar, doyuyorlar, büyüyorlar, sahiplendiriyoruz. Yani sahiplendiremediğimizde de biz burada bakıyoruz. Gül ablaya her zaman, her daim yardımcı olmaya çalışıyoruz kendi elimizden geldiğince. Tek isteğimiz var kesinlikle hayvanlara. Tekme atmasınlar. Tekme atmalarını istemiyorum. Kaç defa kan ağlayarak artık ağlıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hiçbir insan kendi çocuğuna tekme atılmasını istemez. Hiçbir şekilde kurtuluşu olmuyor. Bu durum bizi çok üzüyor. Elimizden geldiğince veterinere ne kadar yetiştirmeye çalışsak da bazen yarı yolda hayatlarını kaybeden hayvanlar da oluyor. 2 yıldır ki bu evi kurdu. Destek olmaya çalışıyoruz. Çok güzel değil mi abisi bu? Kuzu, canım içi. Kaçtı, sıkıldı. Kuzu, senin gözünde de bir şeyler var mı? Çok tatlı bir şey. Kurban olurum ona. Ben bunları yukarıda büyüttüm. Evinde büyüttüm. Onun altını şey yapayım. Sonra kursun. Aha şu bak. Güzel olmuş. Bak içeri girdi biri.
O yavruyor o ile. Bir tanesine kalıcı yuva inşallah kardeşimize. Bunu da geçici 10 günlüğüne başkasına verdim. Bayramdan sonra alacağı için kardeşler ayrılmasın diye bu arkadaş sağ olsun bakacak. Korkma korkma. Geç kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.